Sayın Başkanım eğitimin sorularla önünü kesiyorum dedi ama ben biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü şundan odamız 63 saat değerli Sabri Tümer Başkanlığındaki Eğitim Komitesi ve eğiticileriyle bir eğitim aldı. Bunu sizi Ankara'da ziyaretimiz ettiğimiz sırada da belirttik. Ve bu eğitim bizce şu anda mevzuat açısından, standartlar açısından en son şartlara göre hazırlanmış eğitimdir. Ve bu eğitime 964 üyemiz 63 saat eksiksiz ve tam kadro olarak katılmışlardır. Ve bunu eğitimleri bittikten sonra eğitim komitesi olarak yönetimle değerlendirdiğimizde de büyük bir başarı sağladığını gördük. Bununla ilgili bilgileri de yine Sayın Sezai Onaral'ın gözetiminde hazırladığımız belgelerle size de arz etmiş oluyoruz. Onun için bence tabii biz eğitimden yanayız. Eğitimde süreklilik de şarttır. Ondan da hiçbir zaman kaçmıyoruz. Bu açıdan bizim eğitim almada bir sıkıntımız yok. Ama biz tabii bu 2500 şirket, 6000 şirket tamam olduğu zaman bizim en büyük şeyimiz haksız rekabet. Bunu da göz ardı etmemenizi rica ederiz. Çünkü geçen bu pazartesi Sayın SPK Daire Başkanı Kürşat Bey'e de aynı konuda dileklerimizi ilettik. Bu açıdan biz bu eğitimler sonunda Avrupa Birliği 8. direktifleri kapsamındaki mesleki bilgi ve beceriye bu hazırlığın sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eksiklerimiz varsa mutlaka tamamlayacağız. Zaten bu değişen standartları günümüzce takip etmekte gayet olağan bir meslek yapımızdan ileri geliyor. Bizim ama bütün istediğimiz denetimsiz bir ekonominin ekonomiye bir fayda sağlamayacağı ve hatta şu anda Maliye Bakanlığımızın yarışmalarını bile yaptığı kayıt dışı ekonomiyle mücadelede daha da arttıracağı inancındayız. Bu açıdan biz bu hususu unutmadan denetimin daha da yaygınlaştırılmasını talep etmekteyiz. Bunu da sizin ziyaret ettiğimiz sırada bizim mesleğimize ve bizlere gösterdiğiniz yakınlıktan emin olduğunuz için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Ekrem Erşay, buyurun efendim. Önce hepinizi selamlıyorum. Sorularımızın bir bölümü de yalnız GKGK ile ilgili değil, genel bir şekilde olacağı için gene çok kısa da söyleyeceğim. Bir başkanım biliyor, daha evvel konuşmuştuk. Ama önce şunu ufak bir şey gönderdim. Ticaret Bakanlığı'na da göndermiştim. Şiir gibi, çok kısa bir şey. Ne olacak bu yeminlerin hali? Tam tasdik yaptırma mecburiyeti yok. Yaptıranlar da çok az. Katma değer vergisi iadesi mahsup suretiyle yapılıyor. Yeminliğe para verilmiyor. Bu ben murakıplık diyorum eski adıyla. Denetçilikten de pek bir ümit olmadığını görüyorum. O zaman bankalar nezdinde bir bilgi alamıyoruz. Vergi daireleri de maalesef vergi mahremiyetini göz önüne alıp bazı bilgileri vermiyorlar. İş yapamaz hale geldik. Çok esprili olacak, özür dilerim ama ben bu işleri yapamayınca gelir elde edebilmem için aşağıda kapının önünde kestane satmayı bile düşünmüyorum. Bu İstanbul kestanecisi yazacak. Yeminli kestaneci veya simitçi. Kurtlu çıkmasın. Bu işin fantezi tarafını bir yere bıraktıktan sonra şunu da demek istiyorum. Bu COBİ tarifini çok güzel anlattı başkanım. Biliyorsunuz mikro tabiri geldi. Yani iki tane küçük ve orta yerine bir mikro, bir küçük, bir orta.
Hatırladığım şeylere göre 1 milyona kadar ve 10 kişiden az çalışanlar mikro. Bunlar için belki de bir denetim olmayabilir, külfet olur, lüzum olmayabilir. Ama küçüklerdeki sınırda 8 milyona kadar ve bilmem kaç kişi çalışan, daha sonrası da siz söylediniz 40 milyon euroya kadar ve 50 kişi çalışan. Şimdi şunu ben merak ediyorum. Biz eğitimlerimizde bir KOBİ TFRS, bir de TAMSET adı altındaki TMS, TFRS adı altında bir eğitim aldık. Şimdi KOBİ'ler şey olduğuna göre, belirli bir sınırlar olduğuna göre, KOBİ'lere KOBİ TFRS kullanılmayacak mı? Bir de 40 milyonun üzerinde kalanlar KOBİ olmadığına göre, sizin tabirinizde KOBİ'den büyük 250 milyonluk bağımsız denetime tabi olmayanlar arasındaki insanların da tam sete tabi olması mı gerekir? İkinci soru. Üçüncü sorumda şöyle bir şey. Gene yanlış okumadıysam vergi usul kanununda bir değişiklik düşünülüyor. Bir tasarısı var. Bunun tasarısının 175. maddesi bizim daha eski vergi usul kanunundaki mükerrer 227 ile gelen yeminli mali müşavirlik sınırları içinde olan şirketlere yeminli mali müşavirlik yaptırılması ve yaptırılmadığı takdirde belki de reisen takdir sebebi sayılacaktı. Ama anayasa mı, Danıştay mı, kimse bunu kaldırdılar. Şu anda bu zorluk çekiliyor. Eğer 175. madde kabul edilirse, bilmiyorum, gelir vergisinde de bir değişiklik var. Ve sene başına kadar yetişir mi bütçe kanunundan sonra, onu da bilmiyorum. O zaman bir takım cirolar yeminli tutacaklar. Denetim olacak mı, olmayacak mı? Bu denetim daha ziyade bu gerek TFRS olsun, gerekse KOBİ TFRS olsun, bunları bilenler var mı, yapıyorlar mı, doğru mu? Bu konuda biz yetkilendirilirsek şayet vazife yapacağız. Bir de bir şey duymuştum, siz demin söylediniz, İngilizcesini okudum, tabii çok iyi değil İngilizce. Basel 3'te şirketlerin denetlendirme mecburiyeti var. Eskiden bizim çaycı murakip diyorum ben onlara. Kimseyle alakası olmayanlar sahte bir şey yapıyorlardı, faaliyet raporu gibi. Şimdi bu nasıl olacak ticaret kanununa göre? Denetime tabi mi, değil mi? Tabi ise eski murakip yok. Ben var mıyım bilmiyoruz. Dolayısıyla bir murakibisi olmadığına göre zannediyorum o Basel 3'ün bir bölümünde şöyle diyordu, denetimsiz şirketler kara para aklamaya müsait olduğundan bunun cezai işlemi olarak limanlar kapatılacak, yok ithalat olmayacak, ihracat olmayacak. Doğru mu yanlış mı bilemiyorum çünkü İngilizce metninde var. Masum Türker Bey'i gönderdim, herhalde daha iyi tercüme etmiştir. Sorularım bunlar ibaret, teşekkür ederim. Ekrem Bey, buyurun oturun. Yani bu soruların bir kısmı bizim odayla ilgili ama Sayın Ekrem meslektaşımızın kafası net değil. Net olmamasının da haklı gerekçeleri var. Bir takım spekülasyonlar konusunda şey üretiyor, fikir üretiyor. Net olması için biraz daha bu tabloların ortaya çıkmasını bekleyeceğiz. Ama kafasında net olduğu tek şey kapının önünde destanı yapmak. Ona da ben bir şey diyemem. Kendi bilir. Yani yeminli mali müşavir bir mesleği, bir onurlu mesleği elde etmek için bu kadar çaba sarf ettiğimiz mesleği kestanecik seviyesine getiriyorsa bu onun kendi müşavirliği. Ekonomik nedenlerden. Para kazanmak. Efendim. Kendi odamızla ilgili konuları, burada çok değerli misafirimiz var. Onları ayrı bir seansta konuşalım. Üstelik yakında da seçimimiz var zaten. Yani, biliyorsunuz. Bu seçimde her şey ortaya çıkar. Bir dakika hocam. Hakan Taşan Bey. Sayın Başkan, iki tane sorum olacak benim. Birincisi, bağımsız denetim yönetmeliğinin son taslağını incelediğimizde geçici maddelerde özellikle sermaye piyasası kurulundan daha evvel ruhsat almış olan SMM'ler ya da YMM'ler bağımsız denetçi nasıl olacaklardır? Örneğin geçen hafta sonu bir sınav daha yapıldı, son defa
SPK'nın. Eylül ayında SMM olmuş olan bir arkadaşımız 2012 yılı. Geçen pazar ayında da, geçen pazar gününde de SPK'dan eğer ruhsat almış ise bağımsız denetçi olabilecek midir? B. SPK'dan ruhsat almış olan meslek mensupları bağımsız denetçi olduğunda eğitime tabi tutulacaklar mı? C. Biraz önce dediniz ki eğitim yüksek lisans kalitesinde olacak. O halde bu alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olanlar eğitime tabi tutulacaklar mı? İkinci sorum, yine yönetmelik içerisinde kıdemli denetçi, baş denetçi ve sorumlu ortak tabirleri var. Buna göre yeni kurulacak olan bir bağımsız denetim şirketinde sorumlu ortak olmadan olmayacak. Sorumlu ortak olabilmek için de en az bir yıllık denetim tecrübesi olması gerekiyor. Bu bir yıllık denetim tecrübesinde acaba ne kastediliyor? Bu meslek yeni olduğuna göre, kurum yeni olduğuna göre o halde tecrübe nerede sağlanmış olabilir? Daha evvelki SPK'daki çalışmayı tecrübe olarak mı göreceksiniz? Veya yeminli mali müşavirlik alanında çalışmayı tecrübe olarak mı göreceksiniz? Yoksa başka düşünülen bir şey mi var? Teşekkür ederim. Söz alan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ekrem Bey'le. Bu kadar meslektaş dersinden sorunlarını ya da soruları iletmek için büyük ihtimalle arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın pek çoğunun kafasında bu sorular var. Ama dört arkadaşımız çıktı. Belki Ayhan Bey sorularına cevap bulamazsa o da soracaktır sorularını. Şimdi Hasan Bey'in sorusu YMM'lik denetim vergi denetimi ve danışmanlık bağımsız denetimle birlikte nasıl işleyecek? Hani biz bunları yapmaya devam edeceğiz mi? Diye soruyor. Ticaret kanununda usulü özel olarak düzenlendiği için yönetmelikte de biz ona paralel hükümleri yer verdik. Yani YMM'lik yapıyor olmak bağımsız denetimle bağdaşmayan bir iş değil. Orada şöyle özel de bir durum var. Yani yeminli mali müşavir aynı zamanda bağımsız denetim faaliyetini de yürütebilir. Vergi denetim, vergi danışmanlığı faaliyetlerini yürütebilir. Bu işleri aynı müşterisi için de verebilir. Yani burada böyle bir özel bir durum var. Benzer şekilde hani SMM'yi düşünebilir miyiz? SMM'yi benzer şekilde düşünemeyiz. Çünkü muhasebe kayıtlarını tutan kişi kendisi olduğu için onun denetiminin de kendisine verilmesi etik standartlara aykırı. Ha, SMM bir taraftan SMM'lik faaliyetine devam ederken bağımsız denetim yapabilir mi? Evet yapabilir. Ama bu ikisini aynı müşterisine yapamaz. SMM'lik müşterisine bağımsız denetim hizmeti veremez. Bu yeminli mali müşavir açısından böyle değil. Yeminli mali müşavirin defter tutması zaten yasak olduğu için kanun koyucu onu da göz önüne alarak ticaret kanunu böyle bir özel bir hüküm koymuş. Kulağına herhangi bir tereddüte gerek yok. Ama belki gerek taslak yönetmelikte gerekse yayınlanacak olan kısımda yani buralarda çok bir değişiklik olmadığı için o ibarede çok net anlaşılmamış olabilir. İki ayrı şirkette ortaklığımız olabilir mi? İki ayrı şirkette ortaklık, hani bunu bağımsız denetim şirketi açısından belki düşünmek lazım. Meslek mensubu olarak olabilir ama bağımsız denetçi olarak olamaz. Yani siz bir şirkette hem ortak ve o şirketin bağımsız denetçi kadrosunda da görülüyorsanız diğer bir şirkette de bağımsız denetçi ortak olarak olamazsınız. Yani ortaklığınızı bir yerde yapmanız lazım. Ben yeminli mali müşavir olarak birden fazla yeminli mali müşavirlik şirketinde ortak olabilirim. Ama bağımsız denetim yetkiniz varsa sadece şirketlerden bir tanesinde bağımsız denetçi olarak ortak olabilirsiniz. Bu şirkette bağımsız denetçi ortak olmanız yeminli mali müşavirlik şirketinde yani başka bir şirkette ortak olmanıza engel değil. Biz bağımsız denetim faaliyetinin tek bir şirkete münhasır kılınmasını istiyoruz. Yani bir şirket bağımsız denetim kadrosunda gösterdiği denetçinin başka bir yerlerde bağımsız denetim faaliyetini yapmasını engellemek için.
Ortak olmadım. Ben bağımsız denetim firmasında, bağımsız denetim kadrosunda görünüyorum. Ama benim iki tane de şirketim var. Onların denetimini müstakil olarak yapayım. Hayır. Bağımsız denetim şirketinin bağımsız denetim kadrosunda görünüyorsanız, bağımsız denetim işini o şirket bünyesinde yapacaksınız. Bu demek değildir ki o bağımsız denetim yapılacak olan iş ekiple yapılacak. Tek bir bağımsız denetçi de o işi yapabilir. Kamu yararını ilgilendiren işletmelerde denetimde biz bağımsız denetim ekibini arıyoruz. Yani bağımsız